Gören eller satrançla tanışacak. Görme engelliler için hazırlanan proje. Türkiye Satranç Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğiyle artık hayata geçiyor. Ayrıntıları şimdi bize arkadaşımız Pınar Tatlıbaş aktaracak. Pınar. Evet Buket, Gören Eller Ortaokulu'ndayız. Burada Türkiye'nin ilk satranç sınıfının açıldığını ifade etmemizde fayda var ama sayısı elbette ki Ankara'daki okullarla, Ankara'daki sınıflarla sınırlı kalmayacak. Türkiye genelindeki 17 okulda görme engelli öğrenciler için satranç sınıfları açılacak. Bu kapsamda da Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu arasında işbirliği protokolü hazırlandı ve imzalandı. Bizlerin de yanında şu anda Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muammer Yıldız'la Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay var. Efendim hoş geldiniz. Evet, ve genel müdürümüz buradalar. Hoş geldiniz. Öncelikle projenin amacını bize anlatır mısınız? Projenin amacı buradaki çocuklarımızın şu anda masalarında bunu görüyoruz. Çocuklarımızın şu ana kadarki öğrenmelerini satranç gibi bir sporla, bir düşünce oyunuyla da geliştirmeleri ve çocuklarımızı hayata hazırlarken daha stratejik adımlar atabilmeyi. Çünkü normal okullarımızda yıllardır zaten federasyonumuzun çabalarıyla, gayretleriyle çocuklarımıza arzu edilen her tarafa ulaşıyoruz. Okullarımıza satranç sınıfları açıyoruz. İş Bankası ana sponsor bu konuda. Ama ilk kez belki tüm engelli okullarımıza, Türkiye genelindeki okulumuzda bugün yapmış olduğumuz protokolle çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu her seviyede hem satranç malzemeleri, satranç tahtası, taşları, şimdi şu anda görüyorsunuz, hem saatiyle birlikte ve yine çocuklarımızın ihtiyaç duyacağı ders materyalleri, ders kitap anlamında materyallerle birlikte inşallah bu satranç sınıflarında çocuklarımız hakikaten daha iyi bir öğrenme gerçekleştirmiş olacaklar. Başta Satranç Federasyonu Başkanımız olmak üzere Sayın Genel Müdürümüze ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Çocuklarımızın sevincini, onların şu anda buradaki duygularını hep birlikte yaşadık, gördük. Ne güzel, yani öğrenme engel tanımıyor ve bunun da bu şu araçlarda da taçlandırılması gerekiyor. Biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz şu an. Şunu sormak istiyorum efendim. Ankara'da iki tane açılacağını öğrendim ama Türkiye genelinde toplam satranç sınıfı sayısı kaça ulaşacak? Milli Eğitim Bakanlığı bu anlamda çalışmalarını tamamladı. Genel Müdürlüğümüz bu çalışmaları tamamladılar. Şu anda illerimizin, okullarımızın haberleri var. Bugün burada başlangıç yapmış oluyoruz ama toplam 17 okulumuzun tamamında ihtiyaç duydukları kadar sınıfları biz açmış olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Hemen ben Satranç Federasyonu Başkanı Sayın Gülkız Tülay'a dönmek istiyorum. Elinizde de görme engelliler için satranç kılavuzu var. Satranç öğreniyorum yazıyor. Bilgi verir misiniz? Evet, yine Türkiye Satranç Federasyonu olarak bugün çok özel bir projeyi imzaladık. Her zaman çok özel projeler yapmaya gayret ediyoruz ama bu sanıyorum en özellerinden biri olacak. Biz satrançta hep şunu söylüyoruz. Evet, mümkün olduğunca Türkiye'nin her tarafına, ülkenin her tarafına satrancı yaymak istiyoruz. Bunun için de projelerle destekliyoruz bu hedefimizi. Ve satrancın çok özel bir tarafı var. Satranç masa başında engel tanımıyor. Ne cinsiyet, ne yaş, ne engel satranç için hiçbiri geçerli değil. İşte bugün biz burada görme engelli çocuklarımıza Gören Eller projemizde bu engellerini satrançta mat etmeleri için aracılık etmeye geldik ve şu an bu sınıfın açılışını yaptık. Şunu sormak istiyorum size. Kameraman arkadaşım Rıdvan Bilen de sizlere gösteriyor. Bu satrançlar görme engelli öğrencilerimiz için zannediyorum özel olarak üretildi. Özellikleri nelerdir efendim bu satranç takımı? Evet, özellikle özel olarak üretildi elbette. Görme engelli sporcularımız bu bakın şöyle ben göstermeye çalışayım. Çiviyle altlarında çocuklarımız elleriyle yerlerini buluyorlar ve bu taşları bu oldukları yere takıyorlar ya da hamle yapmak isterken örneğin yine alıyorlar bunu rahatlıkla istedikleri yere takabiliyorlar ve elleriyle görüyorlar. Yani projenin adına da
tabii çok özdeşleşen bir proje. Kitaplarımız da yine öyle. Görme engelliler için yapılmış kabartma baskılı olarak yapılan kitaplar. Saatler var. Satrançlar bir süre sonra satranç saatiyle oynanıyor. Biz şimdiden bu çocuklarımızın ileride çok başarılı olacağını biliyoruz zaten. Bu okullardan Türkiye şampiyonları çıkacak. Ülkemizi yurt dışında temsil eden çok başarılı sporcular çıkacak. Ve satranç saatlerimiz işitme olarak, kulaklıklı olarak imal edildi. Buradaki proje kapsamındaki bu sınıf dahil, dizaynı dahil her şey görme engelli çocuklarımıza özel olarak imal edilen projeler ve ona göre yapılan malzemeler. Teşekkür ediyorum size. Son olarak da okul müdürümüze ben hemen bir çok kısa söz ifade etmek istiyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Hemen öğrencilerimize döneyim. Seviyor musun satranç oynamayı? Evet. Peki nasıl? Yeniyor musun arkadaşını? Şimdiye kadar yenemedim. Yenemedi. Peki hemen diğer taraftaki arkadaşımıza da ben yavaşça dönmek istiyorum. Kolay gelsin. Kim kazanıyor şu anda oyunu? Bizimkinde mi? Evet. Şu an Halil önde. Evet. Bir önceki iki elde o kazanmıştı. Yani biz ikimiz de, Halil benden biraz daha iyi oynuyor satrancı. Evet. Sen de zannediyorum onu yenebilmek için devam ediyorsun. Halil sen seviyor musun satranç oynamayı? Evet, çok seviyorum satranç oynamayı. Arkadaşını da yenmişsin iki kere. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum sana da. Evet, ifade ettiğimiz gibi bizler şu anda Gören Eller Ortaokulu'ndaydık. Türkiye'nin ilk satranç sınıfı bu okulda açılmış oldu. Bizler de ekranlarınıza taşımaya çalıştık. Şimdi sözü yeniden İstanbul'a size bırakalım. Pınar, teşekkürler. Canlı yayında bizimle paylaştı. Ne kadar güzel bir proje hayata geçiyor. Az önceki o görüntülerde de bir kez daha görmüş olduk biz. Şimdi devam